Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Önemli birkaç konuya biliyorsunuz ben uzun bir video çekmiyorum. Her zaman söylüyorum. Kısa, öz ve net olarak videolar çekiyorum. Daha yararlı olacağını düşünüyorum. Grafiklerle sizi boğmadan önemli birkaç konu hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Şimdi önümüzdeki hafta borsa ne yapar ve şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BİDEL ile bir görüşmesi var şu anda canlı olarak. Yaklaşık 20 dakika olarak planlanan görüşme şu anda 35 dakikaya buldu ve hala bir sonuç çıkmadı. Uzun bir görüşme oluyor. Eğer kısa bir görüşme olsaydı ben bunun olumsuz olarak yansıyacağını düşünürdüm. Ben bunun şu an uzun olmasının bizim için avantaj getirdiğini düşünüyorum. Yani bu görüşmenin uzun olması biliyorsunuz bizim Cumhurbaşkanımız geri adım atmaz. Taarruz dik durur. Yani Suriye'ye operasyon yapacağım dedi. Amerika'nın Suriye'de PKK-PYD olan planlarını zaten bilmeyen hiç kimse yok. Ben bu planları bozmak istiyorum dedi ve oraya tekrar gireceğim dedi. Biliyorsunuz yaklaşık uzun zamandan beri Suriye'de her gün bir iki tane şehidimiz geliyor. Mekanları cennet olsun. Allah onların mekanını cennet etsin diyelim. Biz bu olaylar bizi yıldırdı. Artık biz de oraya bir operasyon için hazırlanıyoruz. Eğer Amerika operasyon yapmayacaksın kesinlikle diye bir sonuç çıkarsa ve bizimkiler de operasyona devam ederse borsamız bundan negatif etkilenir. Ben bunu düşün. Ama Türkiye kendi haklarını korumak için küçük de olsa bir operasyon yapabilir, kendini koruyabilir, kendi güvenliği için bir şeyler yapabilir diye Amerika'nın ağzından duyarsak ve biz operasyon yaparsak bu defa tam tersine bizim borsamız coşar. Bunu da belirtti. Ondan sonra BİDEL ile Amerikan Başbakanı ile görüşmesinin nedenlerinden bir tanesi de S-400, F-35 davaları. Ne dedi bizim Recep Tayyip Erdoğan başkanımız ne dedi? Ben dedi sana parayı verdim, bana uçak vereceksin. Ben paramı ödememe rağmen sen bana F-35'i vermiyorsun. Vermiyorsan ben gideceğim Rusya'dan 40 tane uçak alacağım dedi. Bunun görüşmesini de yapıyorlar. Şu an onun görüşmesi de var. Ve S-400 davası. S-400 davası bu şu an biraz geri plana atıldı. Bunlar daha çok öne çıktı. Onun için bu görüşmelerin sonucunu bekleyelim. Bu görüşmeler olduktan sonra da zaten bu akşam bir canlı yayınım olacak. Orada daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi S-400 davası da eğer S-400 davasından da bir sıkıntı çıkmaz. F-35 davasında işte görüşeceğim, edeceğim diye bizi oyalıyor Amerika. Neye göre oyalıyor? 2023'te biliyorsunuz Türkiye'de seçim var. Ben bu F-35 davasını da S-400 davasını da 2023'e kadar Amerika'nın bizi oyalayacağını ve bu süreçte bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bize ne F-35 verecekler ne de Suriye'ye Rusya'dan uçak aldıracaklar. Bizi oyalayacaklar. Zaten Yunanistan'daki Türkiye Ege Adası denizindeki gerilim de bu. Yani Türkiye'yi oyalamak, bahaneler yaratmak. Yani onun için acaba 2023'te Türkiye'nin başında tekrar bu hükümet mi kalacak, yeni biri mi geçecek? Şu anda Amerika'nın planı, projesi bu arkadaşlar. Keşke bir şeyler olsa da biz de kurtulsak da şu borsadan artık adam gibi bir para kazansak. Hep stres, hep psikoloji bozma içerisinde yaşamaya devam ediyor küçük yatırımcı. Dördüncü mesele ne? 1 ve 2 Kasım'da pazartesi ve salı günü Fed toplantısı var arkadaşlar. Faiz yükseltme, indirme kararı. Büyük ihtimal faiz yükseltecek mi, sabit mi bırakacak? Hani bu büyük holdinglere, büyük firmalara, büyük yerlere biliyorsunuz bu pandemiden dolayı milyarlarca dolar verdi. Bu milyarlarca doları kısacak mı? Yoksa bu şekilde yine bir müddet daha devam edeceğiz mi diyecek? Sıkılaştırma politikası izleyeceğiz mi diyecek? Bunlar bizim borsa için gerçekten çok önemli.
Biz de Türkiye'de biliyorsunuz pandemiden dolayı tam bilmiyorum ama 250 milyar TL bütün firmalara batmasın, kepengini kapatmasın diye Türkiye'de hep yardım etti, hepsine para verdi. Bunları da ister istemez artık kısacak mı? Bunun kararı verilecek 1-2 Kasım'da. Bu da bizim için gerçekten çok önemli bir nokta. Yani eğer biz borsada isek, %100 borsada isek kısa ve orta vadeli olduğumuz hisseleri %2-2,5 aşağıya pazartesi ve salı günü mutlaka stop noktamızı koyalım. Aksi bir durumda borsamızın tekrardan geri önce 1482 sonra 1380 ve 1350 seviyesine kadar geri gelebilir. Gelirse mükemmel bir alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Ama biz stop olup da parayı ele geçirirsek, ama biz stop olmadık, borsadaysak oraya düşerse zaten bir sürü zararımız olur, zaten hiçbir hisse de alamayız, nakdimiz yok. Nakitteysek mutlaka 1 Kasım 1-2 yani önümüzdeki pazartesi ve salı gününe kadar hiçbir işlem yapmayalım arkadaşlar. Riske girmeyelim, nakitte kalalım. Az kârda ve az zararda olduğumuz hisselerde mutlaka stop noktamızı koyarak devam edelim. Benim fikrim bu. Bu biliyorsunuz arkadaşlar yasal uyarı gereği benim kendi şahsi fikrimdir. Onun için arkadaşlar toplantı şu anda devam ediyor. Bu toplantıdan sonra ben tekrardan akşam tekrar yeni bir canlı yayın yapacağım saat 9-9.30 gibi. Onu da belirteyim. Orada da 3-5 hisseleri üzerinde çalıştım. Onları belirteceğim. Mesela eğer bu olay olmasaydı yani şu andaki Bidel'le bizim Cumhurbaşkanımızın görüşme olayında bir sonuç erken olsaydı ona göre bir değerlendirme yapacaktım. Fakat yine riskliydi çünkü pazartesi ve salı günü FED toplantısı var. Şimdi bir hisseleri söyleriz. O gün bir aksi bir karar olur. Hepsi düşer. Çünkü ben bir hissede bir hareket olacak. İyi görüyorum dediğim zaman hemen alıma geçiyorsunuz. Bu da yanlış bir şey arkadaşlar. Yani o yüzden hisse söylemeye korkar oldum. Gerçekten korkalım. Tamam. Geçen ay söyledik 8-10 tane ise hepsi de güzel performans gösterdi. Tavan yapanlar oldu. Bir Airbus olsun, Aena olsun, Tekfen'i, Aselsan'ı yani gidenler şişesi falan filan işte Koç'u, Sahol'u yani birçok hisseyi söyledik ve güzel bir performans elde ettik. Ama ben bunun için salı gününü bekleyelim diyorum arkadaşlar. Yine akşam canlı yayında da yine birkaç hisse önerim olacak tabii olmayacak anlamında değil ama stop noktamızı da mutlaka koyarak devam etmemiz gerektiğini üzerine basa basa söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Biliyorsunuz bana üye olan arkadaşlarımızı kanalımıza destek adı altında katıl butonu yaptık. Açık ve net konuşacağım. Benim gizli saklım zaten olmaz. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Zarar etmemesi için hisselerinin analizini yapıyoruz. Onları bir WhatsApp grubuna topluyoruz. Orada diyoruz ki stop noktan şu, direnç noktan şu, destek noktan şu, yanlış hissedesin, doğru hissedesin, uzun vadeli hissedeysen devam et diyoruz. Bu şekilde bir önerilerimiz oluyor. Alman satman tamamen sana kalmış. O tamamen senin sorumluluğun altında. Hiç kimse sana kafana silah dayayıp da illa ki bu hisseyi al demiyor demez. Bir de şunu söyleyeyim. Asla Telegram gruplarından oradan buradan duyduğunuz 3 katına 5 katına gidecek hisseye asla yaklaşmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videonun altına da hisselerinizi yazarsanız onları da elimden geldiği kadar yorum yapıyorum. Bir de beğenileri artırırsanız bu benim için çok önemli. Oradaki ele bir dokunmanız gerçekten benim için önemlidir arkadaşlar. Like diye bir şey çıkmış. Like yani ele bir şöyle beğenme butonu. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Asla zarar etmeyeceğiz Allah'ın izniyle.